Merhaba Poketo Gaming hoş geldiniz. Ben Hakan. Bugün sizlerle birlikte gene dost meclisimizden çıkan bir muhabbet üzerine bu videoyu çekiyoruz. Bugünümüzün şartlarında bilgisayar almak mı, konsol almak mı daha mantıklı olur? Biraz bunun üzerine konuşacağız. Çünkü malumunuz ee, birkaç yıldan beri yani bu Pandemi öncesinde bence başladı, pandemi sonrasında da iyicene azıttı. Elektronik aletlere sahip olmak oldukça ülkede zor hale geldi. Pek çok üzerine vergi eklendi, tedarik zincirinde el değiştirmeler dendi, bilmem ne dendi. O dendi, bu dendi ama elektronik aletlere sahip olmak bizim ülkemize daha maliyetli bir duruma geldi. Bundan dolayı bunun üzerine birazcık Konuşmak istedik. Şu an dost meclisimizde chatten ben takip ediyorum. Aramızda daha önceden olmayan ama bugün misafir olaraktan sohbetimize dahil olan bir arkadaşımız var. Kendisi hem bir profesyonel oyuncu hem de meslek olaraktan bir bilgisayar toplamak istediğiniz zaman hizmet verdikleri bir mağazaları var. Bu mağazada sizin için yani ehil kişi olarak bilgisayar toplayıp bu konuda size yardımcı oluyor. Dolayısıyla aramızda bu denli bu konuya ehil olan biriyle bir konsolcu olarak sohbet etmek benim için çok keyifliydi. Bu muhabbette zaten oradan evrilmiş oldu. Şimdi normalde biz baktığımız zaman eğer konsolu Nintendo cephesi üzerinden değerlendireceksek Nintendo konsoluna verdiğimiz paraya değil de oyunlara verdiğimiz paraya acıyoruz diyerek biraz farklı değerlendiriyorduk. Çünkü en basitinden hem Nintendo'ya çıkmış hem de Steam'e çıkmış oyunlarda neredeyse Steam'de Nintendo'da alabileceğiniz oyunu 3'te biri 4'te biri fiyatına hatta alabiliyordunuz. Ki ben bunu yaşadım mesela Monster Hunter Rise'da yaşadım. DLC'si Sunbreak'de yaşadım. Monster Hunter Stories 2'de yaşadım. Aynısı Digimon Story Cyber Sloot'da yaşadım. Daha pek çok farklı oyunda bunu yaşadım. Hem Switch cephesinde hem Steam cephesinde olan oyunlarda Steam'den çok daha uyguna bu oyunları hele indirim dönemine gelmesi yok pahasına hani böyle çok cüzi bir rakama alabiliyordunuz. Ama biliyorsunuz ki Steam'de de bir fiyat güncellemesi oldu. Steam'deki bu fiyat güncellemesinden sonra artık şey gibi yani bu ülkede ucuz oyun yok gibi bir şey oldu. <gülüyor> Gülüyorum ama yani maalesef ağlanacak halimize gülüyoruz gibi bir durumdayız. Bu nedenden dolayı şimdi acaba hangisi daha mantıklı olabilir? Bunun üzerine biraz konuşacağız. Nintendo kısmını biraz bir kenara bırakıyorum. Şöyle baktığımız zaman ben bugünün şartlarında eğer bir Nintendo'cu olmasaydım böyle bir Nintendo koleksiyonu bu kadar emek vermiş olmasaydım. Çünkü bir yere kadar emek verdikten sonra o emek verdiğiniz şeyden vazgeçmek de çok mümkün olmuyor. Özellikle benim karakteristik yapımda biriyseniz. Ama bunların hiçbiri olmasaydı ben muhtemelen Xbox'cı olurdum. Çünkü bir Xbox konsolu aldığınız zaman konfor olarak olsun, cihazın donanım gücü olarak olsun, kas gücü olarak olsun tatmin edici düzeyde ve ayrıca fiyat performans olarak bakınca bence çok makul. Ee, bir Xbox konsolu aldığınız zaman fiziksel oyun satın almasanız bile dijital oyun satın almasanız bile çok uygun fiyata Game Pass ile birlikte pek çok oyunu da oynayabiliyorsunuz. Game Pass'in ücreti yani bence şöyle değerlendiriyorum ben onu dışarıda bir fast food zincirinden yiyebileceğiniz orta kalite bir menü fiyatına geliyor ve bu paraya bir ay boyunca size oyun oynama deneyimi sunuyor. Bundan dolayı Xbox'ın özellikle Game Pass ile birlikte verdiği hizmet bu anlamda sektörde çok öncü lider konumunda olduğunu söyleyebilirim. PlayStation için aynısını söyleyemeyeceğim. Çünkü bu PlayStation'da artık yani bunu niye böyle yaptılar bilmiyorum. Hani PlayStation Plus, PlayStation Plus Plus. Yani ücretli aboneliğin var, ücretli aboneliğin de ücretli aboneliği var gibi böyle. Anlamsız saçma bir yere geldi. Yani bu biraz sanki pandemiyle birlikte oyun sektöründeki zaten değişimlerle öbür taraftan işte yıllardan beri bir taraftan Sony'nin ağlandığı şeylerden biri haksız rekabet var. Çünkü Microsoft pek çok oyun stüdyosu satın almaya başladı falan. Ki zamanında aslında Sony kendisi de yapmıştı bunu. Ondan dolayı sektörde tekel gibi gözüküyordu. Yani bence hiçbir zaman hiç tekel olmadı da. Hani bizim ülkemizde en azından biz öyle hissediyorduk filan. Gelen noktada Sony bu süreci iyi yönetemiyor bence PlayStation cephesinde. E bu şu an iyi yönetemiyor olması bundan sonra iyi yönetemeyeceği anlamına gelmeyecek tabi. Yani belki çok değişebilir farklı bir stratejiye gider. Çünkü ya şöyle ben bir hizmet alan biriysen bir hizmet sağlayıcısından hizmet alıyorsa aldığım hizmetten de dört dörtlük memnun olmayabilirim. Hatta çok memnun olmayabilirim de. Benim için alternatifi yoktur belki. Ben şuna bakarım. Bugün aldığım hizmet stabil olarak devam ediyor mu? En kötüsünün bu olduğunu bilmek isterim. Daha kötüsü olmasın. Kafamda soru işareti olmasın. Yarın ne olacak? Sonraki gün ne olacak? Düşünmeyeyim. Daha iyi bir şey olur. Mutlu olurum bir hizmet alan biri olaraktan. Ne olur? Memnuniyet seviyem artar. Ama PlayStation'da bu biraz terse gitti gibi. Yani içeriklerin azalması, işte pek çok içeriğin sisteme çıkmaya başlaması falan. Böyle biraz hani o anlamda bir sıkıntı var. Tabii bu böyle gider mi? Ben yani Sony de dünya devi arkadaşlar. Dolayısıyla ben bunun da böyle çok şey gideceğini düşünmüyorum ama baktığım zaman yani bilgisayara alternatif olarak düşünebileceğim benim tek şey burada Xbox oluyor. Ayrıca Game Pass'i bilgisayarda kullanabiliyor olma gibi de bir artın var. Yani ondan dolayı Bilgisayarı tek bir amaçla kullanmıyorsunuz. Bizim ülkemizde bu arada bilgisayar sahibi olmak yani orta seviye bir bilgisayar. Yani 20 ya 20-25K'ya bir bilgisayar topluyorsun ve aşağı yukarı şu an piyasadaki bütün oyunları oynuyorsun. Belki tamam en ultra seçeneklerde oynamazsın ama ortanın bir tık üzerinde sana oynatıyor bunu. Şimdi bu aslında pek çok Avrupa ülkesinde böyle değil onu söyleyeyim. Onlar biz çok kolay şekilde konsol sahibi oluyorlar. Biz onlardan daha kolay bu anlamda bilgisayar topluyoruz. Değişik yani pazarda bizim o anlamda bir sıkıntımız var. Bir böyle denksiz değiliz onlarla yani ekonomik anlamda şey gelmiyor. Yani birim farklılığı olarak da hani onların ekonomisinde onun alımdaki yeri bizim ekonomimizde bizim alım yeri biraz farklı tüketim şeyinde çizgisinde. Ama yani bilgisayar konusunda baktığınız zaman şimdi bilgisayar oyunlarının genel şeyini düşündüğüm zaman bilgisayarda sanki bilgisayar oyun sektörü de bir yere sıkışmış gibi geliyor bana pandemiden beri. Şöyle baktığım zaman uzun zamandan beri popülaritesi geçmeyen ve hala oynanan oyunlardan ne var? Bir FPS anlamında Valorant var. Başarılı giden ender oyunlardan biri. Yani PUBG'nin popülaritesi azaldı. İşte CS2 ile birlikte belki biraz daha o anlamda hareketlenme olmaya başladı. Çünkü artık CSGO çok kötü durumdaydı. Yani Hile'den hurdadan geçilmiyor durumdaydı. E bakıyorum şöyle MMORPG oyunlarda bence ciddi kıt bir döneme girildi. Yani World of Warcraft bile bocaladı ki ben yani çok eski ağır Blizzard fanıyımdır. Blizzard'ın bütün oyunlarının şurada mesela bütün şu arkamda bakın tam şurada. Şurası. Şöyle yapayım ha. Şunlar mesela benim şey collector edition box'larım bunlar. Yani burada işte Wrath of the Lich King var. Yan tarafında şey var. Pandare var. Onun yan tarafında Kataklizm var falan böyle. Karşımda Starcraft oyunlarının var. Gene Warcraft'ım var. Şu tepede Starcraft, Warcraft, Diablo çizgi romanlarım ve romanlarım var. Yani ben bir daha ağır fanıydım. Ama baktığımız zaman şimdi World of Warcraft'ta bile bence bir bocalama evresine girildi ki ara ara girer çıkar o ama alternatifi olaraktan gelen içeriklerde bir iki tane iyi gelmesi beklenen oyun var. Yani Rise Online bir ara yükselmişti sonra indi. O da birazcık zaten hani Knight'ın nostaljik dinamiğiyle kitlesiyle gitti. Metin 2 ülkemizde eskimeyen ölmeyen oyunlardan biri. Benim de hala güncel oynadığım. Geneline baktığım zaman ...çok hızlı tüketilen biten... ...tüketilen biten bir oyun şeyine dönmeye başladı. Tabii ki ben bilgisayardan çok... ...oyun oynamadığım için... ...sağlıklı örnekler vermek konusunda... ...belki problem olabilir yani o konuda... ...affınıza sığınıyorum ama... ya e, ...oradan diğer taraftan şimdi bana sen bilgisayar mı oynuyorsun da... ...hani yorum yapıyorsun gibi dediler. E, haklısınız doğru... ...yani gerçekten doğru. Hala Starcraft 2 oynamak için... ...Hearthstone oynamak için bilgisayarda sadece şey yapıyorum. Ama... Hani bu anlamda bir sıkışıklık geldi. Ben bunun açılacağını düşünüyorum bu arada. Yani bu anlamda bence çok böyle patlayacak birkaç tane o illaki zaman içerisinde çıkar. En basit yani bilgisayar şeyinde biz MOBA konseptinde LOL diye bir şey gördük. Yani LOL'den önce biliyorsunuz vardı. Dota vardı. Dota'yı ben Warcraft 3'ün hani o map editörlerinden bilmem ne yapıldığı zamanlardan hani aşinayım. Sonrasında gene işte benim aslında daha çok sevdiğim Heroes of Nevert vardı. Normal hizmeti sonlandırdı. Küçük bir sunucuda hizmete devam ediyorlar. Ee, çok kendine özgü bir tasarımdı. Dota'nın çok kendine özgü hali olarak çünkü Sonrasında LOL geldi. LOL geldi zaman Dota 2 bir taraftan. Dota 2 bence kötü yönettikleri için onu çok konuşmak istemiyorum ama LOL bütün dünyayı sarstı biliyorsunuz. Ama o da bir yerde zayıflamaya başladı. Olayı biraz da hikayeye götürdü. Mobil versiyonu çıkarttı. Yani hikaye yan seriler çıkarttı. Bir ara bir animasyon stüdyosuyla anlaşıp e, şey olacaktı derken Netflix'te Arkane geldi. Arkane'in işte yeni sezonunu bekliyoruz filan derken aslında hani çok büyük isimlerin bile zorlanıp da hani yeni şeyler üretmekte sıkıntı yaşadığı dönemlerden geçtik. Dolayısıyla bilgisayar piyasası bundan nasibini aldı mı aldı. Ama şöyle bir gerçek var. Bir konsolda oyun sahibi olmaktan çok daha uygun maliyete bilgisayarda oynayabiliyorsun ya da sahip olabiliyorsun. istersen daha uygun fiyata satın alırsın. Yani en basitten işte ismini doğrudan vermek istemiyorum. Çünkü oradan alım yapıp da sonrasında sıkıntı yaşayan arkadaşım olursa hani ben onu şeyine girmeyeyim ama internette bu biliyorsunuz şey dijital kod şeklinde oyunları çok uygun fiyata satan sayfalar var. Ya oradan alırsın oynarsın illegal yöntemlerle oynarsın her ne kadar tasvip etmiyorsa ama bilgisayar bu anlamda daha şey. Yani şöyle düşündüğüm zaman bir bilgisayar kasası topladın çok iyi bir monitörün olmasa bile iyi bir orta bir monitör bile alsan illa ki yükseltirsin bütçen olduğu zaman çok iyi bir klavye mouse ihtiyacın yok. O idareten bir çünkü her markanın artık gaming klavyesi mouse var. Ben mesela yıllardan beri çok iyi bir marka olmadın hepimiz diyor, Rampage bilgisayarın hani bu klavye mouse gibi donanımlarında falan ben Rampage'e gider mesela aksesuar maksuslar fanman gibi küçük şeylerde ve ilk başta biraz yadırgamıştım değişik gelmişti şu an artık ondan başkası kullanmıyor muyum yani karşımda 3 mouse 3 klavye var hepsi Rampage'in gibi hani alternatifini üretirsin illa gidip Razer olmaz illa SteelSeries olmaz ne bileyim işte başka bir şey almak zorunda değilsin ama bir şekilde kasayı topladıktan sonra diğer donanım en kötü evinde televizyonun vardır arkadaş HDMI ile Herkes yattıktan sonra akşamleyin ya da müsait zamanlarda kasayı televizyona bağlarsın televizyondan oynarsın monitörün yoksa. Bir şekilde alternatif anlamda bilgisayar bu şu anki ekonomide bana mantıklı geliyor. Ve yani game pc de bilgisayarı kullanabiliyor olmak bu arada yani xbox için artı olan şey bu arada bilgisayarda da kullanabiliyorsun. E İlla ki ben bilgisayarım var yeni tek yani kötü de olsa orta seviyede olsa idareten evde bir bilgisayar var dolayısıyla bilgisayarı yükseltme ya da yeni bir bilgisayar almayı düşünmüyorum diyorsan da o zaman Xbox o anlamda mantıklı görüp ben mesela Xbox'ı buradan da konsol dükkanı var bizim arkadaşımızın Bakırköy'de ben onun dükkanını ziyarete gittiğim zaman orada dur ismini de söyleyeceğim. Mesela Xbox ile ilgili benim ilk deneyimim de hani o anlamda yani deneyimden kasıt daha önceden Xbox tabii ki oynamışlığım kullanmışlığım var ama o şekilde bir deneyimim olmamıştı. Hatta şöyle şey söyleyebilirim hani buradan ismi de vermiş olayım ben çünkü gittim hani e, dükkanı da beni ağırladı böyle tanıştık. O anlamda da hani çok nasıl diyeyim sıcakkanlı ve içten olduğunu düşündüğüm bir arkadaşımız. Hakan arkadaşımız var. Benim adışim Gamer Konsol diye bir e, şey var arkadaşlar. Bu arada Instagram'dan olsun, Facebook'tan olsun, kendi internet sayfası olsun Gamer Konsol. Gamer Konsol'da mesela Hakan e, bana şey yaptı, Xbox odun orada hali hazırda oynadığı kendi Xbox'ı vardı. Xbox'a özel bir kontrolör verdi. Yani premium seri kontrolör mıdır nedir? Hani o konuda şey yapabilirsiniz, yorumlar kısmında mesela kullanan arkadaşlarım şey yapabilir. Bizim chat'tekiler de şu an şeye düştüler, <laughs> neydi ya o filan diye böyle <laughs> serinin şeyine elini alıyorsun ya bir kere 2,5-3 kiloluk böyle kontrolör gibi tamam böyle ağır yani pahalı olduğu belli. Terletmeyen, elde kaydırmayan yapısı magnetik tuşlar tık 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 böyle çıkartıyorsun falan elime aldım şey oynadım ya orada Forza Horizon'da bir tane mod açtı bana yani böyle şey neydi onun adı Hot Wheels modu ben çünkü yani biz Hot Wheels anlayış oynuyoruz filan dedim ama bak bunu oynadım mı diye gösterdi ya şimdi bir kere hani zaten Xbox akıyor ama o kontrolerla çok ayrı bir deneyim de sunuyor size ondan dolayı hani Xbox'ın bu oyun konforu anlamında verdiği şey bence hoş bir deneyim. Yani burada ben eğer bir bilgisayarınız yoksa ya da bilgisayarınız var da kötü durumdaysa zaten revize etmeniz gerekiyorsa konsolu düşünmeyip bilgisayara yönelmek için. Oyun oynamak için olsun gündelik yaşantıdaki işlerdeki ihtiyacınızı karşılamak için olsun daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bizim ülkedeki satın alınabilme durumuyla çünkü 25K'ya kadar dediğim gibi 4060'lı 4060'lı böyle sıfır kasa topluyorsun. Öbür taraftan Diyelim ki bir bilgisayarınız var ve gündelik yaşantıdaki işleriniz vesaire her şeyiniz yani sizin ihtiyacınızı karşılıyor. Oyun oynamak için bir şey düşünüyorsunuz. İşte o zaman Xbox belki mantıklı tercihlerden olabilir. Çünkü de yani şöyle Switch alın ben her ne kadar bir Nintendo'cu olsam da gidin paranızı gömün Switch alın diyemiyorum yani. Gidersin 10K'ya bir Switch alırsın. Sonra abi ben bunun oyunlarına nasıl para yetiştireceğim dersin. Eğer legal olarak gideceğim dersen. Ondan dolayı hani o biraz şey. E, illegal kullanayım dersen online oynayamayacaksın. E, Switch'te şimdi bazı oyunlar var. Online oynadığın zaman mesela Mario Kart 8. Normal kendin oyna. Belki bir 20-30 saat oynadıktan sonra sıkılırsa ama online oyunu sabaha kadar günlerce haftalarca oyna sıkılmazsın. Aynı şekilde Splatoon. Yani bazı oyunlar başkalarıyla oynadığın zaman çok daha kıymetli bir şey oluyor ve Family Game tarzındaki hani oyunlarda Nintendo'nun sunduğu deneyim başka oluyor. Ama ...maliyetinin ne boyutta olduğu konsol pahalı değil oyunlar pahalı... ...ben karar verirken bence kıstasın buna göre belirlenmesi gerekiyor... ...benim bir bilgisayara ihtiyacım var mı yok mu... ...bilgisayara ihtiyacım var hem o zaman konsol değil bilgisayar alayım... ...benim aslında işimi gören bir bilgisayarım var ve bir süre daha benim bilgisayara ihtiyacım yok... ...konsol mu alacağım o zaman şu günün şartlarında her ne kadar ben o konsolu kullanan biri olmasam da... ...Xbox bana aralarında en makul mantıklısıymış gibi geliyor... Chat'teki arkadaşlarımla şu son cümlede hepsi benle hem fikir olmuştum da gene fikir birliği sağlamış olduk. Evet arkadaşlar yani eksileriyle artılarıyla hangisinin bugün şartlarında sahip olmanın daha mantıklı olabileceği en azından kısıtlı bütçeyle yaklaşıyoruz. Eğer bütçeniz varsa hepsinden alır bir tane de koyarsınız. Zaten bizim aslında değerlendirmek istediğimiz değerlendirme aldığımız kısım zaten hepsi birden satın alabilecek bütçedeki arkadaşlarım daha düşük bütçeyle bazı şeylere sahip olan arkadaşlarımın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak anlamında. Umarım kafasında soru işareti olan arkadaşlarımın bir kısmının soru işaretlerinin kalkmasına faydası olan dinletisi hoş bir video olmuştur. Siz de kendi görüşleriniz ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız. Biz bunları dost meclisinde okuyup üzerine sohbet etmeyi çok seviyoruz. Bu anlamda bizi memnun etmiş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop till to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out. Call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking cloud. It be raining out, I keep making sound. Go another round, bitch. I'm legend bound, can't stop me now.